Arkadaşlar merhabalar, size un kurtları hakkında birazcık bilgi vereceğim şimdi. Hayvanların altına istediğiniz her türlü undan dökebilirsiniz. Ben biraz daha kaba olsun diye normal un kepeğinden döktüm. Bunlara su ihtiyaçlarını karşılamaları için birçok meyve sebze yiyorlar. Yani salatalık, havuç, patates, her türlü şeyi koyabilirsiniz. Yani mesela patates koydum. Belli bir zaman sonra çok fazla yemedikleri için bu şekilde eridi. O yüzden daha sulu meyveler, salatalık olsun, nar taneleri olsun, mandalina olsun, bunları koymakta fayda var. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Böyle kutularım var benim. Bu kutulara un kurtlarına yaklaşık 40 böcek falan öyle sayarsak yani koydum. Üst tarafını deldim. Biraz daha büyük delerseniz yan tarafına kapların delmenize ihtiyaç duymazsınız. Şimdi bu koyacağımız, su ihtiyaçlarını karşılamak için koyacağımız malzemelerin altına ilk önce folyo koyuyoruz. Yoksa unun bulunduğu bölgeyi direkt bunu bu şekilde koyarsak folyosuz orayı nemlendiriyor ve yaklaşık 2-3 gün içinde orası yosun bağlıyor ve yani elinizdeki kültürün kaybolmasını neden olabilirsiniz. O yüzden bu folyo konusuna dikkat edin. Şu anda netleştiremiyorum. Şu anda mandalina yiyen bir böcek görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar internette verilen bilgilerde size şu söyleniyor. Bu yumurta kaplarını koyun. Böyle bir alana yumurtlaması gerekiyor falan deniyor size ama bu bilgi yanlış çünkü un kurtları unun dibini kazarak tabana yapıştırıyor yumurtalarını. O yüzden sizin için bu alanın yani yumurta kabı olması veya benim şu şekilde yaptığım gibi bile tahtadan kaplar olmasının pek bir önemi yok. Çünkü yumurtaları ona yapıştırma gibi bir durum olmuyor. Bunu kazıyorlar ve dibine yumurtluyorlar. Zaten görürsünüz yani bunlar delik deşik oluyor bunun üzeri. Bu dibine yapıştırdığında yaklaşık 15-16 gün sonra beyaz kurt olarak görürsünüz. Beyaz kurt olarak yani yaklaşık 30 gün sonra falan da yani bir ay sonra gayet net bir şekilde görebileceğiniz şekle geliyor hayvanlar. Ben hangi kaba, hangi kurdu, hangi tarihte koyduğumu bilmek için tarihler attım. Yaklaşık böyle 5-6 tane kabım var. Hazırladım. Bunun dibine yani kurtlar çıkmaya başladıktan sonra ilk başta hayvanın rahat kazabilmesi için kepek gibi kaba şeyler koymanızı unlar yani kurtlar çıkmaya başladıktan sonra un ilavesini işte o mısır unuydu, galeta unuydu. Bunlar koymanızda sonradan koymanızda fayda var. Çünkü kurtlar onunla beslendikleri zaman çok daha çabuk büyüyorlar. Benim önümde şu anda kurt yok neredeyse. Çok az bir kurt kaldı. Onlar da pupaya dönüşmesi için böyle bir kabın içine koydum. Bir tane mandalina kabuğu koydum. Onu da zaten yavaş yavaş yemişler iç tarafını. Birkaç tane kurdum var. Onun burada böcekler çok fazla zarar vermiyor. Sadece su ihtiyaçlarını kurtlar gibi değil. Böcekler de yani aynı şekilde kurtlar gibi su ihtiyaçlarını karşılayamadıkları zaman şurada göstereyim size. Pupayı hayvanlar yiyor. Netleştiremiyorum. Özür diliyorum o yüzden. Burada gördüğünüz gibi hayvana yiyor. Bu konuda siz biraz daha
dikkatli olmanız gerekirse olun, çünkü benim şu anda kulda dönüşecek. Çok fazla pupam kalmadı. Çoğu kulda dönüştü zaten. Bunların altında dolar. Dediğim gibi bu hayvanları eğer üretmek istiyorsanız bir bunun üzerine koyacağınız şeyin altında kesinlikle folyo olsun. Koyacağınız meyvelerde ve dediğim gibi üstte koyacağınız şey çok fazla bir önemi yok. Ben bunlar sadece yaşam alanı olsun diye tahtadan yaptım, koydum sadece. Yoksa karanlığı sevdikleri için bu kapağı kapattığım zaman da zaten bu hayvanlar tamamen karanlıkta kalıyorlar. Sadece birkaç tane havalandırma deliğim var. Ama siz yine de her ihtimale karşı kapağı açıp kapatırsanız diye böyle yumurta kapıyı da tahtadan kaplarda koyun. Dediğim gibi böyle yuvarlak bir ortamın içine yumurtladıkları bilgisi yanlış. Bilgi daha vereyim. Bu hayvanların şeyine un üzerine çok fazla kötü görünmesin diye ben koymadım ama. Çünkü her gün kontrol ediyorum. Her gün kontrol edemeyecek arkadaşlar. Bunun üzerine kesinlikle talaş veya yediğiniz çitleklerin, çekirdeklerin, kabuklarını falan atabilirsiniz. Çünkü bu hayvanlar ters döndükleri zaman geri dönemiyorlar bir yere tutunmadan. O yüzden bu konuya da dikkat edin. Yani her gün kontrol etmezseniz şu hayvan mesela sadece sol ayakları açılmış kendisi. Ölecek büyük ihtimal. Çünkü ayaklarının yarısı yok. Bazı kurtlarınızda bu şekilde sakat olarak böcek haline gelebiliyorlar. Zaten internetten araştırdığınızda birçok bilgiye edinirsiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdiden teşekkür ederim.